Efendim herkese günaydın. Dünya finansal piyasalar ya da ekonomiler açısından ortadan ikiye bölünmüş gibi gözüküyor. Bir tanesi Fed böyle devam edemez. Faiz artırımları Amerika'yı resesyona götürür, tüm dünyayı da batırır şeklinde. Bu olacak ya da olmayacak diyenler var. Bu sırada yurt dışı borsalar, özellikle Amerikan borsaları aşağı yönlü hareketini devam ettiriyordu ki dün bir enflasyon verisi geldi. Üretici, bugün de tüketici enflasyon verisi gelecek. Ardından Fed ne yapacak? Herkes çok merak ediyor. Oradaki ayı piyasası bu aya dönecek mi, dönmeyecek mi? Bizim piyasayla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. Tüm topu tüfeği, tüm imkanlarıyla mevcut ekonomi yönetimi, tüm siyasi ortaklarıyla birlikte borsanın ilelebet yükseleceğine dair yorumlar yapıyorlar. Gerçekten de hiç düşmeyen borsa yapmışlar gibi bir durum var. Biz elbette yükselişin devam etmesini, herkesin bundan nemalanmasını, Türkiye'nin gerçek değerlerinin hak ettiği yere doğru gitmesini istiyoruz. Ama tabii bir yandan da işin profesyonellerine sormamız lazım. Borsada gördüğünüz yükseliş bundan sonra devam edecek mi, etmeyecek mi diye. Burada da doğru adres sevgili Tufan. Ben kendisine günaydın diyeyim ve sözü ona bırakayım. Tufancığım günaydın, söz sende. Günaydın Artık'cığım, günaydın herkese. Ya tabii çok hani 25 yıldır bu işi yapıyorum, 26 yıldır. Ondan sonra ben de ilk defa görüyorum herkesle beraber. Yani hani bu kadar böyle enteresan bir piyasanın gerçekten varlığını. Hani birazcık hep şey diyoruz, hani bizim burada diğer yatırımcılara yön gösterirken birazcık tabii en önemli şey ne? Tecrübelerimiz, bildiklerimiz ve hani geçmişte yaşadıklarımız bizler için önemli. Ben böyle bir şey daha evvel hiç borsalarda açıkçası bu kadar kuvvetin, yerlinin bu kadar gelip de böyle her şeyi silip süpürdüğü ve paranın gelmek bitmeyen bir paranın arzlara rağmen, yani şu anda şirket sahiplerinin hisse satışlarına, halka arzlara, yani arz tarafının da açık olmasına rağmen hani bu kadar kuvvetli bir alışın hep yukarı giderek gelmesi gerçekten enteresan. Yani dolar bazında %100'ü geçtik sene başından beri. Bu çok ciddi bir getiri demek, yani dolar bazında %100. Ciddi esasında bir servetin oluşabildiği enteresan bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ilgi daha şu ana kadar insanların hafızasında da genelde hep böyle olur. Yani hani bu dağarcığımızda var. Evet, piyasanın bu bölümünü görmedik ama hani şu var dağarcığımızda. Bu kadar sert ve hiç kimsenin para kaybetmediği bir ortamda daha hani ters bir şey olduğunda neler olacağını insanlar şu anda çok fazla bilmiyor. Yani hani biz bunları çok kere yaşadık. Dolayısıyla hani her zaman ben bir temkini elde tutmak lazım diyorum ama ne burayı bozar deyince de seçime kadar da çok fazla bir şey bulamıyoruz. Yani hani işin bir de o boyutu var. Onu söyledikçe de sürekli yukarı giden bir piyasa, değerlemelerin yükseldiği ama hala BIST 30'da göreceli ucuz diyebileceğimiz hisselerin var olduğu ama artık eskisine göre daha çok pahalı hisse daha fazla var diyebileceğimiz bir piyasa ortamından geçiyoruz. Dediğim gibi yani hani bu ortamı bozabilecek ben çok fazla bir şey önümüzdeki dönemde görüyorum. Müzik yüksek almaya devam ediyor. Dolayısıyla hani piyasalar açısından da bunun ne bazar noktasında genelde hep böyle ansızın bir şey olur ve hani piyasaları bozduğunu görürüz ama bir yandan da piyasa gün içinde düzeltmelerini de yapa yapa gidiyor esasında. Yani. Ha, tam onu soracaktım. Bak dün birisi çok güzel özetlemiş onu. Diyor ki ciddi hisse satışları oluyor ve endekse zarar vermeden ve düşüşü gerçekleştirmeden özellikle belli tahtalarda yavaş 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 mal satılıyor. Kağıt değişimleri olacak gibi bir şey var. Yani esasında bu hani zaman zaman ekonomi yönetimi için ya yani işi işte öğreniyorlar. On the job training derler ya. Şimdi kötü bir şeyini gördük bunun uygulamasını. Bu banka hisseleri çok yukarı gitti sonra aşağı gittiğiyle birlikte. Şimdi ise dediğin gibi daha hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeyiyle söyleyeyim. Ustalık çağında bir borsa yükselişi var gibi. Böyle kağıt değişimleri falan bu sağlıklı mıdır? Çok sağlıklıdır. Yani zaten şu anda olan o işte dün mesela gene birkaç tane işte mesela Ülker'le Kardemir tavandı dün. Ondan sonra bazı kağıtlara satış geldi falan. Yani piyasa kendi içinde bir şekilde dinamiğini sağlayarak gidiyor. Ama
Hani tabii bu sefer geçen seferki o bankacılık yükselişiyle ya bunu karşılaştırmamak lazım. Çünkü kendi iş dinamikleriyle giden bir şu anda bir piyasa var yani hani ve hala da iştahı devam ediyor yukarı doğru gitme iştahı. Yani ne zaman çok ciddi bir satış gelse, bir gün içi bir düzeltme yaşasak muhakkak o noktalardan bir alışın geldiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla kağıt değişimi var mı? Bence çok ciddi bir şekilde kağıt değişimi var ve o ister istemez gün içinde bazı satışların gelmesini ve karşılığında da daha sonra alışların gelmesiyle beraber hep endeksin rekorlar kırarak yukarı gitmesini sağlıyor. Bir de tabii enteresan ve güzel olan şey de şu, hacim de iyi. Yani hani her geçen günde hacim rekorları da kırıyoruz piyasada. Dolayısıyla esasında çıkışı teyit eden bir nokta ama hani bizim de kendi şeyimizde hep en iyi yaptığımız iş hisse bulmak. Ondan sonra hangi hissenin prim yapacağını iyi yorumlamak. Bunlar bizim iyi yaptığımız işler. Biz birazcık buralardan hisse bulmakta zorlanıyoruz açıkçası. Yani hani ben hep onu söylüyorum. Hani bundan sonra artık ne olacak da mesela bence Türk Hava Yolları güzel bir örnek. Tarihin en iyi dönemini geçiriyor. Ama fiyat olarak da tarihin en iyi dönemini geçiriyor. Artık Lufthansa'dan çok ciddi derecede pahalı bir şirket haline geldi ki çok görmeye alıştığımız bir şey değil. Ama bir gerçek ki tarihinde en iyi dönemini geçiriyor. Dolayısıyla hani her zaman da her şey böyle çok iyi gitmiyor. İşte aynı Ereğli örneğinde olduğu gibi. Yani mesela Ereğli son dönemde son bir yıla 1,5 yıla kadar belki hatta son 6 aya kadar hep borsanın lokomotifi oldu. Yani hızlı bir şekilde piyasayı alıp belki de sürükleyen bu seviyelere gelmesine önemli etkisi olan hisselerden bir tanesiydi. Ama o olumlu konjektürünü sanki artık birazcık daha geride bırakmış ve daha sakin bir bilançolarla artık yolunu hareket edecekmiş gibi duruyor. Dolayısıyla hani benim de beklentim hep böyle rekor üstüne rekor kıran bilançolarında belli bir noktadan sonra artık bir olgunluğa geleceğini ve doygunluğa geleceğini ben düşünüyorum. Bir yandan da ihracatçılar için de zor bir dönemin olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani borsanın öbür lokomotifi sonuçta ihracattı. İhracatçıların da bence bilançolarında biz yavaş yavaş marjlarında bir düşüş göreceğiz. Eğer hacim tarafından onu yakalayabilirlerse ne güzel. Ama marj tarafında işte kurun geldiği nokta, bu asgari ücretlerdeki zamlar, bütün bunları hepsini enerji fiyatlarındaki zamlar, bunların hepsini bir araya koyduğumuz zaman ihracatçılar açısından da esasında zor bir süreç. Dolayısıyla hani buna da dikkat etmemiz gereken önemli bir şey. Yani dolayısıyla hani artık burayı daha da yukarı götürebilecek lokomotifi bulmakta belli bir noktadan sonra zorlanabiliriz. Ama Evet. dönüyor dolaşıyor hep aynı şeyi söylüyoruz gene. Paranın gidebilecek başka hiçbir yeri yok. İlgi buraya devam edecek ve hani bu hareketliliği önümüzdeki süreçte de en azından seçime kadar çok net bir şekilde görmeye devam edeceğiz. Tamam, şimdi yani bir başlangıç noktamızı belirleyelim. Bu senin iki tane saptaman var. Bir tanesi diyordun ki kurla ilgili konuştuğumuzda. Yani bu 3 ay 6 ayın meselesidir bu. İlk şeylerimizde kur burada duramaz demiştik. Kur yukarı gitti. Söylediğin buydu. Kur burada duramaz. Kur nasıl burada duracağını. Geçen sene bu zamanlar konuştuğumuzda kur yukarı gitti. Sonra yeni yıl başladı. Seçime kadar kuru yukarı götürecek bir şey görmüyorum yorumunu yaptık. KKM'den dolayı. Şimdi paranın gideceği başka yer yok yorumunu yapıyoruz. Bu paranın gideceği başka yer yok yorumunu ben de hani seçim açısından bakıldığında da ekonomiyi iyi göstermek hedefiyle borsanın da ikinci bir KKM olduğunu söylemiştim. Yani bu kötü bir şey değil yani sonuç olarak bakıldığında bence KKM'den daha iyi bir KKM bu. Öbür tarafta çünkü çok ciddi bir maliyet var. Yani borçlanma maliyetleri. Kur yukarı gitmediği için o maliyet çünkü düşük gibi gözüküyor ama kur yukarı gittiğinde bu maliyet değişik. Demek ki birincisi kur böyle kalacak beklentimiz var. Bu çünkü değerlemeleri de belirliyor. İki, borsa daha iyi çünkü bu şirketler öyle ya da böyle daha iyi yönetiliyorlar. Yani ülkenin yönetildiğinden daha iyi yönetilen şirketlerimiz var. Bunların da değerlerinin yukarı gitmesi normal. Üç, ama sorun şurada belki başlıyor olabilir. Böyle bir ortam hiç yaşamadık dedin ya. Bu negatif reel faiz ortamı. Ve burada sürekli üretilen bir enflasyon var. Az ya da çok. O zaman demek ki şirket değerleri kuru sabit tutarsa nominal olarak hep yukarı gitmeli. Çünkü enflasyon kadar şirketlerin daha büyük karlılıkla yukarı gitmesi lazım. Bence sorun tam burada başlıyor. O da şu. Sen enflasyonu durdurmak için doğru bir hamle yapmazsan
kontrol ekonomisine daha çok gidiyorsun. Zincir marketlerde olduğu gibi. Bir. Sayın Nebati'nin söylediği gibi ihracatçılar şikayet etmesin. Kur yukarı giderse enflasyon bozulur. İhracatçıları şey yapıyorsun. Bakıyorum şimdi onun üzerine Kardemir dedin. Tamam tavan oluyor ama varlık fonu alışı dolayısıyla anladığım kadarıyla orada bir hareket var. Çünkü dünyada resesyon ve fiyatlara baktığımızda demir çelik fiyatlarına o da çok destekleme. Yani biz belli sektörlerde bir noktadan sonra yorgunluk mu göreceğiz? Yoksa tam soruma geliyorum. Bankacılık sektöründe çok dayak yiyen bir sektör olmasına rağmen son çeyrek kârları da iyi geleceği için şu andaki kağıt değişiminin ardından borsada yükseliş bankacılık endeksiyle mi olacak? Ya tabii şöyle, şimdi bankacılık ucuz kaldı ama hani senin söylediklerini bir daha bir üstünden geçersek, hepsini söylediğin her şeye bu arada %100 katılıyorum. Şimdi ama çok önemli ve çok kritik bir seçim sürecine giriyoruz. Yani şimdi bu kadar kritik bir seçim sürecinin olduğumuzda zaman senin söylediğin hani bu ne kadar götürülebilir, ne kadar olabilir dediğin zaman esasında sorunun cevabı bence kendi içinde yatıyor. Seçime kadar kısa bir süre için her şey yapılabilir. Dolayısıyla hani bu süreç birazcık hani bunu öyle görmek lazım. Ama 5-6 ay var hani kabaca yani bakarsak hala. O kadar yani evet kabaca 5 ay var ama hani ben Merkez Bankası'nın bilançosuna baktığım zaman o 5 ayı götürebilecek satılabilir dövizin orada olduğunu görüyorum. Ondan sonra bir şekilde önümüzdeki dönemde işte tekrar genişlemeci para politikası, bütün bunlarla beraber hala borsanın canlı kalabileceğini düşünüyorum. Yani bunlar esasında bir arada olmaması gereken etkenler ama senin söylediğin o kontrollü kelimesinin ben 5 ay daha sürdürülebileceğini düşünüyorum. Yani bunu ben 10 ay varken de aynı şeyi söylüyordum ondan sonra. Çünkü bu bir geçici bir süreç ve ondan sonra artık ondan sonraki önlemler ondan sonra alınacak. Yani hani artık ondan sonra ne olacaksa yani halının altına süpürülebilecek daha bence zamanımızın ben söz konusu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani bütün bunlar olurken de burada sanki bankacılık sektörü için önümüzdeki en azından seçime kadar olan süreç içinde çok fazla böyle bir yukarı bir kapı olduğunu da çok fazla düşünmüyorum. Ama şu anda kalmış en ucuz sektörümüz de orası. Yani şu anda eğer bir para yatırılacaksa bence yatırılacak yerler bankalar ve holdingler. Dolayısıyla hani bunların bence bu süreç birazcık daha öne çıktığı bir dönem olacak. Ama bunların da zamanı bence esasında seçime böyle 1-2 ay kala oluşan süreç olacak. Yani biz burada 3 ay daha şu ana kadar uzun zamandır işte 12 aydır falan oynadığımız oyunun bir devamını bence Şubat sonuna kadar oynamaya devam edeceğiz. Ama Şubat sonundan sonra belki birazcık daha ben orada Şubat sonundan sonra artık likiditenin çok önemli bir kriter olacağını düşünüyorum Şubat bittikten sonra. Hani orada belki de artık pozisyonlarımızı daha böyle bankacılık, holding tarzında hisselere çevirmek daha doğru evet, olacakmış gibi duruyor. Yani öyle bir değişim yaşanacak. Yani ben sanki bankalarda bu dönem alıp da endeksi böyle koparıp götürecek bir havanın kârlar ne kadar iyi gelirse gelsin çok fazla oluşmayacağını düşünüyorum. Çünkü evet çok iyi gelecek yıl sonu kârları ama ilk 3 aylar belki o kadar iyi gelmeyebilir yani bankacılık tarafında. Ama ne olursa olsun bankacılık sektörü bize geçtiğimiz bence 5-6 yıl içinde net olarak tek bir şey gösterdi. Bankaları müthiş yönetiyorlar. Koşullar ne olursa olsun 3 ayda bir değişen kuralları anında bir şekilde yaratıcı fikirlerle adapte olabiliyorlar. Dolayısıyla hani bütün bunları yapmak hiç kolay işler değil. Yani bunları Avrupa'da yapsanız büyük bir ihtimalle bankalar neye uğradığını şaşırır. Yani hani dolayısıyla hani çok dinamik ve aktif bir şekilde yönetilebilen bankalarımız var. Dolayısıyla hani ben o tarafta olumluyum ama zamanlama olarak birazcık daha vakti var diyorum. Peki şimdi Şubat dedin. Şubat çok önemli tabii. Muhtemeldir ki Türkiye'de siyasetin çok daha hızlandığını ve Millet İttifakı'nın adayının da belli olduğu bir dönem olacak. O zaman zaten yine bu tartışmalarla birlikte erken seçim yapılacak mı yapılmayacak mı, Sayın Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor mu olamıyor mu tartışmalarını da çok yoğun göreceğiz. O sırada da şunu da unutmamamız lazım. Dünden beri gördüğümüz bir rally var yurt dışında da. Enflasyon verisinin ardından. Şimdi biz yurt dışından çok fazla etkilenmiyoruz. Çünkü çok fazla yabancı yok piyasada. Yani mesela
Türk Hava Yolları örneğini verdin ya, bilmiyorum yabancı payı çok düşmüş olsa da hala Türk Hava Yolları'nda ne kadardır falan ama yani mesela yabancılar daha fundamental'larla hareket ettiği için, daha değer odaklı olduğu için, long only'leri kenara bırakıyorum. Ne bileyim mesela Türk Hava Yolları'nda yabancı satışı görüyor musun bir noktadan sonra? Yoksa o kalanlar da zaten yani burada seçime kadar da duracağız, ondan sonra bakacağız havasında olanlar mı? Ya şöyle, artık son dönemde burada çok fazla böyle bir yabancı satışı ya da alışı beklemek bence çok doğru olmaz. Yani hani şimdi böyle çok yoğun tahtayı etkileyen bir yabancı satışı ya da alışı var mı dersen yok. Hani günlük işte hep alışık olduğumuz o piyasaya giren çıkan bir yaklaşık her gün hareket eden bir 2 milyarlık bir 2 milyar TL'lik bir hani böyle robotlarımız var diyelim artık. Hani onu nasıl algoritmik trade yapan yatırımcılar var yabancı tarafta. Onun dışında böyle çok ciddi bir pozitif bir ilginin geldiği bir hisseyi ben göremiyorum. Dönem dönem ellerindeki hisseleri sattıklarını görüyoruz ama onun dışında bir şey yok. Bir de piyasa dolar bazında 1.4'ten 2.8'e geldi. Şimdi bu ne demek? İnanılmaz derecede bir değer artışı söz konusu. Bu değer artışı demek sonuçta pasif fonlardaki bizim payımızın artması demek manasına geliyor. Dolayısıyla son dönemde gelen yabancı satışını pasif fonlar esasında fazlasıyla geri almış oldu. Dolayısıyla biz hani yurt dışı piyasalardan birazcık daha fazla esasında bu süreç içinde girişi gördük. İşte FTSE var şimdi önümüzdeki günlerde. O tarafta da birazcık giriş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani piyasa böyle değerlenmeye devam ettiği müddetçe bu tarz düzeltmeler piyasaya bir şekilde gelecektir ama ne pozitif manada ne de negatif manada ben artık şu anda yabancıların piyasaya etki edebilecek bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Peki. Şimdi burada bir başka konu daha var. Bu biraz psikolojiyle de alakalı tabii. Yatırımcı davranışlarıyla da çok alakalı. Şimdi daha böyle sabit getirili menkul kıymet yatırımı yapanlar var. İşte dövizde duranlar var, altında duranlar var. Oralarda getiriler düşük. Getiriler düşük olmakla birlikte en önemli şey enflasyonun da altında kalabiliyor. Öte yandan hisse senetleri piyasasında bu kadar yüksek olunca işte görüyoruz ki senin de söylediğin gibi hissedar satışlarına rağmen bir şekilde KKM'den çözülüp borsaya gelen yatırımcılar var. Şimdi ama zorluk tarafı şurada. Herkes bunu yapamaz. Bu esnekliği gösteremez. Bir de piyasa bayağı bir gitti. Hani bizim satıp arkasından bakmak dediğimiz bir durum da var burada. Hani korkan herkes ya bunun temelleri işlemiyor falan ya da yeni normal bu mu? Bu bir yerde patlayacak ama hani o chicken game diyorlar. Arabaya biniyorsun, uçuruma doğru gidiyorsun iki kişi. En geç hangisi atlarsa yarışmayı o kazanıyor. Hani bu uçurumda ekonominin bir şekilde seçim sonrasında belki de ya da seçim öncesinde tartışma konusu o. Olumsuzluklarla kurun patlaması ve gitmesi. Şimdi sen diyorsun ki kur çok yani black swan, öyle kara kuğu bir şey olursa anca patlar, benim de aklıma gelmiyor. Şimdi buradan hareket edersek o zaman yani bizim çok dikkat ettiğimiz ya yapın ama derken hep belli bir sorumlulukla belki ittiremediğimiz de bir yatırımcı var hisse senetleri piyasasında. Evet. Öyle ya da böyle. Onlar için söylenebilecek bir şey var mı, ne dersin? Sonuçta şöyle, bir dövize olup da elinde kesinlikle bozmayan da bir insan kitlesi var. Çünkü o şöyle bakıyor servetine, benim şu kadar dolarım var diyor. Ondan evet. Sonucuma KKM yapmak gibi yani. Aynen. Benim, gerisi de benim umurumda değil diyor yani. Dolayısıyla hani onu zaten kıramıyorsunuz. O hiçbir zaman o açgözlülüğü göstermemiş zaten. Yani hani açgözlülük manasında gideyim hani borsadan para kazanayım, paramı ikiye katlayayım, üçe katlayayım. O belki de bu tarz insanların çoğunun ana bakış açısı parasını korumak dışında başka bir isteği olmayan bir yatırımcı kitlesi. Zaten onlara hani bir şey yapmanın çok mümkün olmadığı bir süreç. Hani o taraftan da biraz bozulma görüyoruz ama çok ciddi bozulma olmadığını, yani o hani hep burada yıl çok uzun süre dolarizasyon diye konuştuk. Yani o dolarize olmuş para hiçbir şey kazanamamasına rağmen çok ciddi bir satışın gelmediğini gördük. Evet, ilk defa bir borsadan dolayı, borsanın cazibesinden dolayı bir çözülme bu süreç içinde oldu ama hani böyle çok ciddi dolarizasyon sona erdi diyeceğimiz de bir ortamın oluşmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Hiçbir şey yok yani. KKM rakamına bakarsan o TL'leşme falan değil. Tabii onun zaman daha fazla. Aynen öyle. Ama kaç tane insan bilinçli olarak KKM'yi dolarize olduğunu düşünerek yaptı, o da başka, bence var, tartışılabilecek başka konulardan bir tanesi. Yani benim önümüzdeki dönemle ilgili düşüncem şu anda bize kurun Türkiye'de hep
gereksiz yere TL'nin değersiz olduğunu düşünüyorduk. Ben şu anda TL'nin değersiz olduğunu düşünmüyorum. Yani TL bence artık, hatta belki de tam tersini, hani bu seviyeler belki de TL'nin artık değerli olduğu noktalara doğru da geldik. Yani şöyle düşünürsen eğer %100 enflasyonun olduğu bir ülkede neredeyse 5-6 aydır sabit bir kurla gidiyoruz. Dolayısıyla hani burada yediğimiz sadece bu dönemdeki enflasyon ve şey, sadece ve sadece şunu düşünürsek biz 20 Aralık'ta geçen sene işte müdahalenin geldiği gün zaten bu seviyelerdeydik. Yani bir sene, aradan bir sene geçti, birebir aynı kurdayız. Yani bir sene sonra gene bu piyasa dolar 25'e gider mi dediğimiz bir sene evvelkine göre aynı yerdeyiz. Ama bunun üstüne neredeyse %85'lik bir enflasyon yedik. Şimdi tabii bu ister istemez kur artık değersiz demek çok doğru bence bu noktada ben olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani o tarafta, ama gitmeyecek kur. Yani hani tamam. Demek ki... Bak bunu çok iyi, çok çok güzel altını çizmek lazım. Çünkü yanlış anlaşılabilir. Diyor ki mesela bakan söyleyince tepki vermiyor. Sadece bakanın söylediği her doğrudur diye düşünen cenah için söylüyorum. Bak diyor ki Sayın Bakan, Türk lirası reel olarak değer kazanıyor. Doğru. Doğru. Çünkü enflasyonda değer kaybetmesi gerekirken Türk lirası bulunduğu yerde durduğu için değer kazanıyor. Biz TL değerli, değer kaybetmesi lazım dediğimizde ihracatçı gibi konuşmuş oluyoruz. Bize deniyor ki kardeşim daha Türk lirası daha ne kadar değer kaybedecek, siz ne istiyorsunuz, ondan aynı mısınız? Kardeşim bak bakan söylüyor, diyor ki Türk lirası reel olarak değer kazanıyor. Çünkü enflasyon kadar bile değer kaybetmiyor. Bu güçlü TL'de önümüzdeki dönemde öyle ya da böyle seçim sonrasında diyor Tufan bir değer kaybına uğrayacak bir yerden sonra. Çünkü şu anda enflasyonla baktığımızda TL değerli gözükmekte. Değil mi? Bunu doğru anlatmak lazım. Yani 3 liradan 18 liraya geldi ama 18 liradan daha da gitmesi gerekiyordu. Gitmiyor ve üstüne değer kazanıyor. Doğru mu anlattın Tufan? Ya şöyle, hani ben tam esasında doğru anlattın. Yani şunu demek istiyorum. 18 iken biz TL değersiz diyorduk. Heh. Ondan sonra, ama bu yaşadığımız süreci yaşadıktan sonra artık değersiz demek çok doğru olmayan bir noktaya geldik. Çünkü dediğim gibi işte yani bir senedir aynı yerdeyiz. Bir senelik enflasyonu koy en azından. O gün 18'e kadar. Yani geçen sene Aralık'ta, Aralık'ın sonunda 18'lere gelmemiz anormaldi. Ama şu anda da burada kalmamız çok normal değil. Çok anormal değil ama çok normal değil yani, öyle diyelim. Evet, şöyle. Hani dün akşam sevgili Barış Esen mi yazmış, Twitter'da gördüm. Kur bir ara bir yukarı gitmiş. Yani 18 kaçta duruyor? 64'te mi duruyor bu Meret? Ben bakmıyorum. 18-64, 64'teyiz şu an. Ha, bir böyle yukarı gitmiş. Bir 5-10 dakika sonra geriye gelmişti. Yani onu söylüyor. Ya, hakikaten bu kur burada duruyor. Durduğu için ekonomi açısından da sonuçları oluyor. Hiçbir şey yoktan var olmaz. Var olan şey yok olmaz. Bir şeye dönüşür. Şu anda da bir dönüşüm görüyoruz. Hisse senedine dönüşüyor piyasa. Evet. Ama yani zaten şey, bakanımız zaten hani çok net bir şekilde söyledi. Eğer kur yukarı giderse enflasyonda sıkıntı yaşamaya önümüzdeki süreçte devam edeceğiz dedi. Dolayısıyla hani seçime kadar da böyle bir şey yaşansın istenmiyor enflasyon, evet, tarafında. Dolayısıyla şimdi bir mevsimsellik de var. İster istemez bir olumlu enflasyon dalgasını da hani önümüzdeki süreçte bir şekilde burada göreceğiz. Artış hızı azalacak. Yani seçime kadar yaratılmak istenilen bir ortam var. Onu yaratma, onu bozacak ben bir şeyin ortaya çıkacağını işte düşünmüyorum. Dolayısıyla gidiyoruz ama hep beklentileri satın alırız ondan sonra. Dolayısıyla ben seçimden sonraki süreçte kim seçilirse seçilsin, yani değişim olsun ya da olmasın. Şu anki yaşadığımız ortamın sürdürülebilir bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla hani artık ondan sonra ne olacağını o günkü ortamda bir şekilde karar vereceğiz ama dolayısıyla hani Şubat artık birazcık daha dikkatli olmamız gereken bir zamanmış gibi açıkçası duruyor. Bir de mesela şey çok enteresan, bugün mesela şeyin duruşması var, İmamoğlu'nun duruşması var. Evet, İstanbul hani, Büyükşehir Belediye Başkanı aynen, İmamoğlu. Çıkacak sonucun. Ben piyasalara bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Mesela yani hani... Ne enteresan değil mi? Evet yani hani enteresan bir şey. Yani olumlu ya da yani karar ne çıkarsa çıksın, piyasalar üstünde böyle çok ciddi bir etki yaratmayacağı bir karar olacak. Çok enteresan bence yani böyle düşünüyor olmamız gerçekten.
Evet. Yani bir yerlerde bir enteresanlık var ya da her yerde her şey çok enteresan da bu enteresanlığa alışmamız enteresan diyelim ve enteresan bir yayının Ama nihayetlendirelim. bütün Söyle. bunlara da alışmak bence bizim görevimiz. Sonuçta Evet, mecburuz. ortada bir piyasa varken ya işte bunun böyle olmaması Abi. lazımdı, böyle olması lazım demektense piyasa koşulları ne gerektiriyorsa o dönem içinde onu yapmak lazım. Yani ben hep bunu tabii birazcık da şey oluyor ama ister istemez yani ben bunu yaklaşık son 3-4 haftadır söylüyorum. Yani son bir aydır söylüyorum. Son bir ayda da borsa neresinden bakarsak bakalım herhalde %15-20 civarında bir prim yaptı. Yaptın. Hani paranın tek gidebileceği yer burası kabul ediyorum ama temkinli de elden bırakmayın diyorum yani. Son bir aydır söylüyorum bunu. Olsa da %15-20 daha gitti. Gitti. Belki bir ay sonra bir %15 daha 20 daha gitmiş olacağız ama gerçekten temkini de çok elden bırakmadan doğru kağıtları seçmeye özen göstereceğimiz bir sürecin içinde olmak zorundayız. Evet, Viyop böyle yatay bir açılış yaptı. Birazdan şey de yapacak, piyasada açılacak, spot piyasada açılacak. Teknik olarak da dün ve ondan önceki gün konuştuğumuz devrimle çok teknik seviyeler de önemli yerlere geldik esasında. Herkes buralardan bir işte realizasyon gelir mi? Gelmezse, burayı da geçerse daha da hızlanır yükseliş düşüncesinde. Hem Fed'in olduğu hem de piyasada bu teknik hareket açısından çok kritik bir yerdeyiz. Bakalım. Yani bundan sonrası artık biraz yazı tura gibi gözüküyor. Gözümüzü kapayacağız, vazifemizi yapacağız galiba. Tufan, ne diyorsun? Yani yazı tura demeyelim ama yani hakikaten bundan sonrası birazcık daha zor. Yani para kazanmanın gün geçtikçe endeks yukarı gittiği için daha zor olduğu bir sürecin içine girdiğimizdeki net. Evet. Peki. Vallahi ben hisselerime güveniyorum. Düşse de tutacağım. Tuttukça da düştükçe de ekleyeceğim. Madem dedik ki kur yukarı gitmeyecek, tutacağız. Hisse senedinden başka çıkarım yok. Gibi 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 diyelim ama her gün tekrar bunu gözden geçirmek gerekiyor. Zor bir süreç. Çok teşekkür ediyorum verdiğin değerli bilgiler için. Haftanın geri kalanında sağlık, mutluluk ve huzur Görüşmek diliyorum. üzere, herkese Görüşmek üzere. Kolay selamlar. gelsin. Sağ ol.